Merhaba. Bugünkü programımızda oyunculuktan yönetmenliğe geçen Metros'un filmi Kaptan Fantastik'i konuşacağız. Konuklarım Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü 3. sınıf öğrencilerim Rana Antepli ve Hürkan Koçeli. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk hocam. Öncelikle Hürkan seninle başlayalım istersen. Filmi kısaca özetleyebilir miyiz? Film yani doğal dünyaya adapte olmaya çalışan özellikle toplum hayatından uzaklaşmış, kendince bir dünya yaratan bir baba, bir anne ve çocuklarını anlatıyor. Babanın çocuklarını yetiştirme tarzı biraz böyle hani onlara bilgilerini anlatma, onları daha fazla geliştirme amacıyla hani şey yapıyor, devam. Çocuklar okula gitmiyorlar ama baba ve anne tarafından yetiştiriliyorlar. Geniş kapsamlı bir eğitim alıyorlar. Ancak biz bunların bilgilerini normal hayata nasıl yansıttıklarını falan bilemiyoruz. Hani onunla ilgili kapalı bir tarzı var. Bunu hani normal yaşantıya nasıl yansıttıklarını göstermiyor. Aslında sık kullanılan bir söz var da diyor işte çok mu gezen bilir, çok mu okuyan bilir. Burada belki bu film için şöyle bir yorum yapmamız mümkün. Çok okuyan mı bilir, çok yoksa hayatın içinde çok yer alan mı bilir? Yani deneyim mi önemlidir, bilgi mi önemlidir gibi. İzleyiciler açık bir kapı bırakıp bu tercihte bulunmasını istiyor. Bilgi olmadan başarıyı onaylamıyor ama deneyimin de çok önemli olduğunu dile getiriyor. Peki Rana, dram komedi türünde film. Son dönem özür dilerim Amerikan yapımlarında bir şeyler anlatmak isteyen filmler öne çıkmakla birlikte komedi olmadan dram yani özür dilerim dram olmadan komedi unsuru olmadan daha doğrusu dramı bir türlü ortaya çıkaramıyorlar. Yani söylemek istedikleri konusunda cesur değiller. Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Aslında, Kaptan Fantastik çerçevesinde. Aslında Kaptan Fantastik biraz da Indiewood türüne girmeye başladı yavaş yavaş. Yani bu Wes Anderson'ın Büyük Budapest Oteli ile beraber daha çok hani Amerikan bağımsız filmleri yükseldi. Yükselmesiyle de işte bu türler hani çok ana akım sinemanın dışında daha kaliteli ama izlenebilirliğini de koruyan filmler öne çıkmaya başladı. Biraz da alternatif sinemaya yönelen insanlar bu tatlı filmler arıyorlar. Bundan dolayı bunların ben sayısının arttığını görebiliyorum. Kaptan Fantastik de bu kategoriye giriyor. Evet, neden sürekli komedi altında vermek zorundalar? Çünkü bir alternatif ideoloji oluşturmaya gayret evet. ediyor ama onu mutlaka ya küçük çocuklar bazında bir işte espri anlayışına getirmeye çalışıyor. Dürüst, açık, net dramı neden yapamıyor acaba son dönem filmleri? Bence vermek istediğim mesajı seyirciyi kaybetmeden izlenebilirliğini koruyarak yapmaya çalışıyor ve bununla beraber hani o hani filmin tatlı havası, herkesi içine alan havasını kaybetmemesi de daha çok işte adının duyulmasını, seyircisinin artmasını sağlıyor diyebiliriz. Daha kabul edilebilir evet. olmasını ve sanırım Sundance'ın da eğilimi birazcık desteklediği ya da işte festivalinde öne çıkardığı filmlerde bu evet. dram komedi dengesini olumlu bir şekilde kuran filmler oluyor. Evet. Peki genel olarak filmin başında bir erkekliğe geçiş ritüeli görüyoruz. İşte geyik avlama, yüreğini yeme. Bu konudaki düşünceleriniz neler? Film genel anlamda bir erkek evreni mi oluşturuyor? Çocuklar arasındaki dağılım kız ağırlıklı olmakla birlikte. Bu konuda neler düşünüyorsunuz Furkan? Erkek evreni oluşturma çocukluktan erkekliğe geçişi bir vahşetle yani bir öldürme eylemiyle anlatmaya çalışıyor. İlk izlediğimde yüzleri siyahtı ve ben hani filme başlangıç olarak avcı toplayıcılığa geçişi anlatmaya çalıştığını düşünmüştüm. Ama bir hayvan avlanma sonrasında bir temizlenme var. Normal arınma var. Hayvanı öldürdükten sonra babanın erkeğe yüreğini yedirmesi işte şimdi bir erkek oldun lafı biraz ataerkilliği temsil ediyor. Yani babanın orada tam bir otorite olduğunu gösteriyordu. Yani bunlar. Evet, otorite üzerinden devam edelim o zaman Rana. Otorite konusunda zaten filmi mesela izlemeden önce yorumlarını okuduğumda direkt şey gördüm ben. İşte film sistem karşıdır. Amerikan hayat tarzının muhalifliğini anlatıyordur. Yani muhalif ve Amerikan hayat tarzı veriyordur tarzında yorumlar vardı. Ama filmi izlediğimde bunun tam tersi olduğunu düşündüm. Mesela Hobbes ideolojisinden ele aldığımızda filmin başında herhangi bir sistem karşıtlığı yok da Hobbes'un anlattığı egemen Leviathan'ın aslında babada
olduğunu. Yani aslında aşırı özgür, yeni ideolojik bir toplum oluşturmuyorlar. Hala bir egemen var. Bir hiyerarşi olmasa bile çocuklar içerisinde babanın egemenliği altında yaşıyorlar. Film boyunca değişen tek şey bu egemenliğin babadan çıkıp olaylarla beraber devlete tekrar teslim edilmesi oluyor. Yani aslında baktığımızda çok da sistem karşıtı bir film değil. Sadece arada bir iki muhalif hani motiflerle bu tavrını korumaya çalışıyor. Doğru. Biraz mikro evren yaratmaya çalışmış, evet. Ama orada da bir iktidar var. Bo karakteri, en büyük yaşta olan erkek karakteri bile sadece itirazda bulunabiliyor ama verilecek cevaba ya da karara uyuyor. Evet, o nedenle evet. Belki Rana'nın vurgulamak istediği şey kardeşler arasındaki o hiyerarşinin, evet, olmamasına rağmen baba ve diğerleri diye bir otoritenin bulunmasıyla ilgili. Evet. Peki o zaman biraz daha Leviathan üzerinden gidelim mi? Thomas Hobbes'u İngiliz felsefeci biliyoruz. Aslında biraz da doğa durumu ve işte yurttaş durumu ikilemini de yaratmış olan bir felsefeci. Doğa durumunda insanın, işte insan insanın kurdudur mantığıyla hareket ettiği üzerine gider. Yurttaşlık kavramı da bütün bu yetkileri Rana'nın dediği gibi devlete teslim eder. Artık devletin otoritesi altındaki insanların durumundan bahsedilmektedir. Burada bir doğa durumunda doğayla özdeşleşme var mı sizce Kaptan Fantastik filminde? Yoksa dediğimiz gibi kendi mikro dünyamızı kurmamıza rağmen doğayı istediğimiz gibi biçimlendirdiğimiz için yine kültür egemenliğinden mi bahsetmemiz mümkün? Kültür egemenliğinden bahsedilebilir bence. Çünkü mesela bu naturalizmin başka örneklerine baktığımızda Into the Wild tamamen Kaptan Fantastik'ten çok daha radikal yaklaşıyor doğada yaşama. Ama Kaptan Fantastik'te o ilk yarattıkları evrende bile, daha filmin sonunda geçtiklerini demiyorum, onda bile bir sistemleri, bir işte barınakları, herhangi bir işte yemek tezgahları olsun, o olsun, bu olsun, bir şey yaratıyorlar. Yani aslında kendi kültürlerini oluşturmuşlar. Sadece toplumun alternatifi olarak sunuyorlar bunu. Daha küçük bir yerleşim gibi. Ama tamamen radikal bir tutumla yaklaştıklarını da söyleyemeyiz. Bu hani doğa durumuna. Yani aslında Hobbes'un doğal devletini sağlamıyor yarattıkları evren. Hobbes'un yine Leviathan'ını sağlıyor. Ama bunu dediğim gibi büyük bir kuruluşa, devlete, hükümete bahşetmiyor da babaya bahşediyor. Aradaki fark bu biraz. Sanırım eril dilin yapılanmasında da bunu sık görüyoruz. Evet. Türkan, bu konudaki düşünceler neler? Sık sık küfürün edildiği, evet, bir film çünkü. Öncelikle devletin, yani normal yaşantıda devlet her doğan çocukta bir hak sahibi oluyor. Buradaysa kendi yarattıkları dünyada baba çocuklar üzerinde hemen bir hak sahibi oluyor. Onların eğitiminden, onların yemesinden veya işte eğlencesinden bile olabilir. Bunlar üzerinde hemen hak sahibi olan bir baba var. Bu Hobbes'un söylediğiyle benzeşiyor ama Leviathan'la daha çok benzeşiyor. Hani Thomas Hobbes'a göre insan doğada her şeyi yapabilme özgürlüğüne sahip, herkes eşit şartlarda. Ancak herkesin birbirini engellemeye çalışması da eşit bir şarta, eşit bir hakka sahip olduğunu gösteriyor. Olanaklar bakımından eşit. Olanaklar bakımından eşit ama elde etme bakımından herkes her şeyi yapabilir. Bu sebeple insan insanın kurdudur. İnsan her şeyi yapabilme özgürlüğünü kendinde görüyor olarak gösteriyor. Burada ise babanın çocuklara karşı bir yönlendirmesi var. Onları geliştirmeye yönelik mi yoksa hani yetiştirmeye yönelik mi olduğunu bilmiyoruz. Bana kalırsa yetiştirmeye yönelik bir davranışı var sadece. Peki o doğa durumunda işte dağa tırmanırken bir süre sonra yağmur yağıyor, ıslanıyorlar falan. Oradaki o küçük erkek kardeşin bileğini burkması ama daha sonra şehirde kız kardeşin kendisini yaralaması. Evet. Bu zıtlıklar anlamında kadını doğayla daha fazla özdeşleştirdiğini, erkeği birazcık daha doğa karşısında çaresiz gibi gösteriyor olabilir mi? Yeni nesil anlamında en azından. Eski nesil olarak baba devam ettirebiliyor ama. Bunu kesinlikle söyleyebiliriz ama bununla beraber
anne karakterini bu kapsama, hani bu bağlama aldığımızda biraz tezatlık da oluşturuyor. Çünkü çocuklara baktığımızda kız çocuklar orada çok hani hiç isyankar durumda olmadan çok rahat bir şekilde o evrende hayatlarını sürdürebiliyorlar. Ama işte o Rayleigh'in dediğimiz isyankar, asi çocuk normal toplum hayatını istiyor. Ama anne karakterine baktığımızda da aslında o yarattıkları dünyada barınamayan, sürekli işte ruhsal bir buhran halinde olan ve o dünyada yapamayan, en sonunda da intihar eden anne karakterini görüyoruz. Anneyi zaten bütün film boyunca resimlerle, fotoğraflarla bir şekilde destekliyor, bize karakterini veriyor. Ama annenin neden orada tam olarak tutunamadığı ile ilgili sadece yaptığı şey işte doğum sonrası depresyon, buhran tarzında bir açıklama. O nedenle aslında kız çocuklarıyla kadını doğayla bütünleştirirken anneyle de bir bakıma ayırıyor. Neden böyle bir tutumla yaklaştığını ben çok da anlayamamıştım açıkçası. Anneye ait iki mektup olduğunu öğreniyoruz filmde. Bir tanesi olumsuz, bir tanesi olumlu. Daha sonra büyük anne olumlu mektubu okumasına izin veriyor eşinin. Ve orada anlıyoruz ki aslında orada bir ütopya oluşturmaya çalışmalarını olumluyor. Ama kendisi artık bunun bir parçası olmak istemiyor. Bu delirme hadisesi üzerine belki biraz daha konuşabiliriz. Kendi dünyalarını yaratan bir çiftten biri neden delirir? Çünkü artık o eskiyi hatırlamaktadır, eski yaşama ait bir düzeni vardır ve bunun tamamıyla reddini gerçekleştirememiş olabilir. Çünkü çocuklarının aynı zamanda çok iyi üniversitelerde, iyi okullarda okumalarını da istiyor, isteyen bir anne. Bir de Metros'un büyük ihtimalle yönetmenin sinemacılıktan ve televizyonculuktan gelmesiyle ilgili bir şey var annenin görselleştirilmesinde. İşte o rüya sahnelerinde hatırlarsanız fantezi bedeni olarak anne kullanılıyor. Yani güzel bir kadın olmasıyla işte arzulanan bir bedenle. Bu anlamda erkeğin de kendi düşüncelerini çok da dışarıya göre yıkamadığını anlıyoruz. Evet. Gerçek işte küçük çocuklara yemek yerken mutlaka giyinmeleri gerektiğini ya da cinsiyet ayrımcılığının olmadığını dile getiriyor ama anne figürü zihnindeki yaratımı itibariyle bir fantezi nesnesi. Evet, doğru. O yüzden filmin o bölümleri biraz geleneksel geldi. Yani ana akım sinemadaki o resim etme biçimine uygun geldi bana annelik anlamında. Yurkan, senin düşünceleri nasıl anne konusunda? Anne sadece hani ölümden sonra sadece fotoğraflarla gösteriliyor. Bir hani toplum yaşantısında, onların toplum yaşantısına göre sadece bir temsili var kadının. Çocuklarınsa hani yemeğe gelirken mesela üstünü giyinmesini söylüyor kız çocuğuna ama kendisi çıplak geliyor bazen. Kadının temsili biraz zayıf gösterilmiş gibime geliyor. Yani sadece kadının orada bir figürü var. Yani bir sadece... Görevini mi tamamlamış çocuklara doğru? Çocuklara doğru belki. Ve erkek tarafından delirtilmiş deyip böyle de birazcık provokatif bir şey yapayım. Bu bellek oluşturmanın fotoğraflarla sağlandığından birazcık bahsettik aslında. O belleği adam silemediği için baba karakteri ben karakteri. Bugünü yaşarken de sürekli atıflarda bulunması gerekiyor. İşte şehre gidip telefonla... eşinin ailesiyle konuşması gibi. O aradaki bir geçişlilik anlamında kullanılıyor. Çocukların hepsinin farklı kitaplar okuduğu bölümü çok beğendim. İşte bir Karamazov kardeşleri okuyor, biri George Eliot okuyor gibi. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? O kitapların herhalde rastlantı olmadığına eminiz değil mi? Yok, kesinlikle değil. Şimdi tekrar Hobbes çerçevesinden baktığımızda Hobbes bilginin doğuştan değil de sonradan öğrenildiğini savunan filozoflardan biri. Bununla beraber bunu da olumluyor film aslında. Çünkü bütün çocuklara belirli seviyelerine göre kitaplar dağıtıyor ve onları normal devletin eğitim sistemiyle değil de kendi eğitim sistemiyle eğiteceğini ve bunun daha iyi olacağını savunuyor aslında film. İşte edebiyatla, sanatla, kültürle, tarih bilgisiyle. Mesela bütün kardeşlerin okuduğu kitaplar kendi seviyelerine göre ve onları yetiştirme amaçlı ama bundan başka kitap okuduklarında kızlardan biri Lolita'yı okuyordu. Bu durumda babanın çok da hoşuna gitmiyor. Yine işte gücün, iktidarın temsili o. Kontrol altında bir merak unsuruna izin var. Kontrolünü hep elinde tutuyor. O
ilk baştaki filmin başındaki kitap okuma sahnesinde mesela asi isyankar olan çocuğun Karamazov kardeşleri okuması da şey Karamazov kardeşler babasına isyan eden iki çocuğun hikayesi olduğu için karakterler hakkında da bize ufaktan bilgiler veriyor. Evet. Mesela o sahnede babanın gücünü yansıtanlardan biri de şeydi. Yine isyan eden çocuğumuz Rally'in. O hepsi müzik yaparken aynı anda ritmi değiştiriyor. Ve bütün çocuklar kesinlikle uyum sağlamıyor babanın onayı olmadan. Hı-hı. Baba ne zaman o çocuğa uyum sağlayıp işte onay verdikten, başını salladıktan sonra diğer hepsi hep beraber eğlenmeye başlıyorlar. Bu her zaman babanın orada tek güç olduğunun simgesi. Aslında anneyle babayı o toplumda verip annenin de aynı iktidara sahip olduğunu gösterseydi belki cinsel kimlikler açısından kesinlikle daha hoş güzel bir tutumu olabilirdi. Ama anne öldükten sonra sadece babanın iktidarını verdiği için o yaratılan evrende biraz ataerkil yapıyı koruyor. Yani hı-hı, alttan alttan çok da doğrudur, şey değil, kör göze parmak değil ama evet, korumaya devam ediyor. Baba figürünü kaldırıp anne figürünü koysaydık, yani bu anne ve altı çocuğu ormanda yaşıyor hikayesine dönüşseydi nasıl bir anlamı içerirdi? Tamamen doğayı kadının özdeşleştirmiş olduğunu düşünürdüm ben bu durumda. Kesinlikle. Ve biraz daha cesur bir yaklaşım olurdu. Evet, çok daha cesur ve hayatta olurdu, kalma ihtimalleri artardı. Belki bir kardeşlerini kente kaptırmayabilirlerdi gibi. Evet. Gerçi o da kendi tercihinde bulundu. Yine hani kamusal alanın kendi özel alanını belirleyerek başka bir ülkeye gitmeyi tercih evet etti. Bir de bu müzik grubu olma bilinci filmin sonunda güzel bir yere bağlandı aslında. Evet. Değil mi? Yani işte her şey bir enstrüman gibi, yani dünya bir mekanik organizasyonsa bu aile de o mekanizmanın en küçük bireyi olarak bir enstrümana karşılık gelerek bir orkestrayı oluşturdu. Peki annenin yakılarak işte veda etmesi isteğini nasıl değerlendirdiniz? Yine böyle bir gerçi tuvalete dökülmek istiyor küllerini ama yine de bir doğaya dönüş senomonisi var orada ve anneyi ne yaparsa yapsın işte modern dönemi yaşa katmış olduğu bir zihin problemine ya da uyum sağlayamama problemine karşı onu doğaya döndürerek gene olumlu bir şeyde bağladı mı sizce? Ya doğumu ve ölümü yaşamın bütün evrelerini parçası bir çark olarak göstermek istiyor. Aslında olumlu bir tutum bana göre filmin öyle bitmiş olması. Ve işte kadının aslında aileden Katolik olması ama kabul etmemesi, işte Budizm'e bağlı olduğunu filmde 3-4 kere tekrarlıyor adam sürekli. Bu da biraz da bana şeyi yansıtıyor. İşte bu Amerikan, biraz daha okuyan Amerikan toplumuna geldiğimizde hepsinin Katolik'ten çıkıp aslında biraz daha yine fantezi evreni olarak Budizm'e bağlandığını, aslında biraz daha hayalperest bir inanışa, şeye bağlandığını gösterebiliyor. Yani daha spiritüel yaklaşımları veriyor. Hmm. O zaman biraz oryantalist bir tutumu da var. Evet. Çünkü doğuda işte insana ya da işte yaşama, yaşam ölüm dengesine, dönüşümüne daha fazla önem veriliyor diye o da bir fantastik unsur olarak kullanılıyor olabilir. Çok mantıklı. Başka ülkelere yönelik yargılar vardı. Bu olumlamadığım bir noktası oldu. Ülkeyi söylememize gerek yok ama ABD'nin evet geleneksel düşmanlarından olan bir ülkeye yönelik daha küçük kızların işte evet insan hakları evrensel beyannamesini evet, tanımlarken böyle olmamamız için kabul ettiğimiz bir bildirge dediği bir yer var. Evet. Öyle bir baba ya da öyle bir anne ya da öyle bir aileden böyle bir cevabın kesinlikle çıkmaması çıkmaz gerekiyor. Evet. O da tamamıyla Amerikan izleyicisini kazanmak için yapılmış. Evet. Özdeşleşmeyi sağlayıcı bir şey olsun diye büyük ihtimalle. Fast food cezbediciliği anlamında ne söyleyebilirsiniz? Orada işte kola için zehirli su. Evet. Aynen. Ya da işte hot dog için söyledikleri falan gibi şeyler var. Ya işte dediğim gibi aslında film sistem karşıtı değil. Ama bu tutumunu hani öyle kendini öyle gösteriyor. Onların hepsini filmdeki bu küçük motiflerle sağlıyor. Fast food'a olan işte yargıları, eleştirileri. Bütün bunları yaptıktan sonra filmin sonunda hepsi oturup masada kompleksiyorlar mesela. Hani kesinlikle. O yüzden biraz daha şey bir tutum bu. Hani sadece göstermelik bir tutum diyebiliriz. Evet. Daha önce sağlıklı kahvaltı ederlerken evet birdenbire işte okul otobüsüne yetişmeye çalışan evet çocuklara dönüyorlar. Gerçi o masada herkesin kitap okuduğunu sanmıyorum normal bir Amerikan ailesinde ama herkes kendi çalışmalarını yürütüp bir yandan sessiz bir biçimde. Orada hoşuma giden şey babanın artık bir ev
gerçek anlamda bir eve sahip olmakla birlikte dışarıdan, pencereden dışarıdaki doğaya bakarak filmi bitirmiş olması Metros'un. Eskiye yönelik bir özlemi var ama sanki çocuklarının gelişiminin daha az kopuk olması için fedakarlıkta bulunan bir baba gösterimi de var. Eskisi gibi doğa insanı olmaktan çıkıyorlar da artık kültürlenmiş bir insana dönüşüyorlar. Evet. Çelişkilerle dolu yine kendi içinde ama genel olarak filmi beğendiniz mi? Öyle bir soru sorayım. Evet, ben beğendim. Birazcık toplum hayatına adapte olurken doğa hayatını da bırakmayan bir yapısı vardı. Özellikle son sahnede böyleydi. Ama asıl olarak benim filmi beğendiğim renk kullanımı oldu. Özellikle doğa sahneleri öyleydi. Ya da kiliseye girdikleri sahnede hepsinin kıyafetlerinin farklı olması. Yani orada bir güzel bir ayrıntı büyük vardı. Anne, büyük baba diyor değil mi? Orada hippie gibi gelmişsin buraya falan. Çünkü modern yaşamı reddettikleri için herhangi bir kıyafet takibi diye bir şey de yok. özellikle hani ben genel olarak filmlerin görüntü yönetmenine bakarım. Bu sene o görüntü yönetmeni Eli Jackie'yi de hani Elin ve Jackie'nin de görüntü yönetmeniymiş. Bir senede bu kadar etki bırakan 3 tane filmde görev alması da beni çok etkilemişti. Ki Jackie biraz daha ana akım yaklaşım içinde ele alınabilir. Hepsi farklı konseptleri işliyor 3 filmde ve 3 filme de hani baktığınızda görselleri filmin konusuyla, işleyişiyle, senaryosuyla çok uyumlu gidiyor. Çok güzel. Başarılı yani. Demek ki yönetmenle çok şey yapabiliyor, özdeşleşebiliyor ve onun nasıl bir dünya yaratmak, evren yaratmak istediğine dair fikri geliştiriyor. Evet, farklı yönetmenlere rağmen. Süper. Sen nasıl buldun Randa? Ben filmi ilk izlediğimde de çok beğenmiştim. Sadece sonu beni hiç hani memnun etmedi diyelim. Çünkü illa bir toplumsal işte düzene girmeleri, bir çatı altına girmelerini ya da işte karavanlarını kümes yapmaları gerektiği anlamına gelmiyor. En çok ona üzüldüm galiba. Yani orada tavukları görünce büyük lastikler çıkmış falan, feci bir hayal kırıklığına uğradım. Yani yine belirli bir yerleşim alanına yakın yaşayıp doğadan ayrılmadan, kompleks yemeden hayatlarına devam edebilirlerdi ama film hani tam olarak o Hollywood'un vermek istediği ideolojiyi tam olarak vermiş. Hani şey, ılımanlık, daha bir liberal yaşayış, davranış, hani her şeyin ortasını bulun, radikal olmayın demek istiyor. Ben bir bu tutumunu beğenmedim çünkü sonunda doğayı da olumlamıyor bu durumda. Ama onun dışında ben filmi çok beğenmiştim. Özellikle yönetmenin ikinci uzun metraj filmi. Hani birincisini çok iyi bilmiyorum ama ben de izlemedim. Oyunculuktan hani gelip iyi televizyon ve film aktörüymüş. Bu kadar iyi gözlemlerle ve senaryo konusundan çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Hani başarılı bir ikinci film olduğunu düşünüyorum. Evet, karakter yaratma becerisi var. Tabii ki Viggo Mortensen'in de çok büyük bir etkisi var baba rolünde ama yine de o küçük çocuklar dahil olmak üzere hepsi ayrı bir karakter. Evet. Hiçbir pastiş olarak durmuyor ya da stereotipleşmiş olmadıkları için belki de kuklalar gibi değiller. Hepsi birer karaktere dönüşmüş. Bu anlamda ben de başarılı buldum. Sanırım Oscar adaylığı sayesinde birazcık Viggo Mortensen'in öne çıktı. Ama kaybolur gider miydi, dikkatimizden kaçar mıydı emin değilim. Çok kaçamazdı aslında. Çünkü Cannes'da belirli bir bakışta en iyi yönetmeni almış. Ondan sonra zaten biraz daha ana akımın dikkatini çekti diyebiliriz. Çünkü Cannes da artık yavaş yavaş öne çıkıyor ve belirli yönetmenleri kullanıyor. Hani bunda da Metros bunların arasına girmiş diyebiliriz artık belki. Bakalım de. Bundan sonra o da ne yapacak? Umarım sadece bizlerle sınırlı kalmaz da diğer izleyicilere de ulaşmaya gayret eder bu film. En azından Türkiye anlamında. Bir de Rana'nın sanırım şeyle ilgili bir fikri var. Filmin adı nedeniyle bazen insanlar türüyle ilgili karmaşa yaşadığından filmi seyretmeme tercihinde bulunuyorlar. Bu da acı bir şey ama. Ya ben izlediğimden beri çevremdeki çoğu insana öneriyorum. Ve herkesten şey tepkisini alıyorum. Ben bilim kurgu sevmiyorum. Film bilim kurgu değil. Oh, bilim kurgu nasıl sevilmez? Evet. Bilim kurguyla hiçbir alakası yok ama işte adının fantastik olması biraz da şey yansıtıyor olabilir. Mesela fantastik deyince insanın aklına biraz daha işte gerçek dışı, çok da mümkünü olmayan, biraz daha işte
bilim kurgu evreni gibi şeyler geliyor. O yüzden filmde yaratılan ilk evrenin de gerçek dışı olduğunu, normal hayatta mümkün olmadığını vermek istediği için isim ve film hani konu arasında bir tezatlık oluşturmuş diyebiliriz yani. Evet ve daha dikkat çekici olmuş. Evet. Çok iyi bir film ismi aynen bence. Öyle. Aynı zamanda işte annenin, gene spoiler, annenin babaya işte fantastik erkek olarak hitap evet etmesi ve daha sonra sevgili karavanlarıyla yolculuğa çıktıklarında annenin cenazesine giderken orada kaptanınız konuşuyor ifadesiyle evet de aslında Kaptan Fantastik olayını bize evet tanımlamış oldu. Gerçi buna da hiç ihtiyacı yoktu. Fantastik evet bölümünden sonra biz kaptanı tamamlayabilirdik. Bu da herhalde Metros'un bu dediğin gibi ikinci film olmasından kaynaklanan bir anlayın beni evet çabası. Bundan sonra bu başarıdan sonra bence birazcık daha yalın bir dile daha fazla şey olabilir. Diyaloglara daha az taşıyabilir. Görseli dediğin gibi çok güzel kuruyor ya da kurdurtuluyor görüntü yönetmenine. O halde artık bu açıklayıcı, betimleyici ifadelerden biraz kurtulmakta yarar var gibi. Evet. İyice böyle keyifli izleyebilmek için zeki filmlere ihtiyaç duyuyoruz ya biz hani evet sinema TV'ciler olarak. O yüzden artık o filmler hiç olmazsa bağımsız yapılarda coşarsa çok hoşumuza gidecek. Bu düşüncedeyim. Arkadaşlar vaktimiz doluyor. Son olarak filmle ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı? Filmde bu son dediğinize hani destek olarak film izlenilebilirliğini korurken aynı zamanda hiç boş da bir film değil. Hani altı bilgi olarak, mesaj olarak çok dolu aslında. Hani güzel film arayışında olan sinema TV'ciler için kesinlikle seçilebilir bir evet örnek. Ben bu arada unutuyordum Rana, senin vurgunla hatırlatalım. Platon'un Devleti'ne yönelik gönderme var. Thomas Hobbes'un Ütopyası'na yönelik evet gönderme var ve tabii ki Leviathan'a yönelik bir gönderme de var. Film o anlamda en azından kitap okumamızı da sağlayabilecek filmlerden evet bir tanesi. Gürkan, senin son olarak düşüncelerin? İkinci film olmasına rağmen hani görüntü kurması açısından çok yetenekli bir yönetmen olduğunu düşünüyorum. Yani devam edecek filmlerini bekliyorum Damien Chazelle gibi. Bakacağız artık. Umarım Viggo Mortensen'i de tekrar kullanır. Bazen öyle yönetmen oyuncu işbirlikleri uzun evet vadeli oluyor ya bağımsız evet yapımla başladıklarında. Kesinlikle. Çok bayağı başarılı bir ikiliydi yani. Kesinlikle, kesinlikle. Çok teşekkür ederim arkadaşlar, teşekkür geldiğiniz ederim için. Sizi tekrar beklerim. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.